Vallahi Halk Parti'ye veririm. AK Parti'ye vermesin. MHP'ye mi? AK Parti'ye vermiyorsun. Tövbe, tövbe, aklımda tamam. Bu taraf. Tövbe ya. Ne tövbe ettin? Daha mı etmecik? Ülkeyi uçurduk diyorlar. Ülkeyi uçurduk. Yok. Üniversite var, baraj var, köprü var. Eşeğin şeyi var. Bir erken genel seçim. Evet, evet. CHP'ye pardon. Biz vereceğiz. Neden CHP? CHP çünkü iktidar şu anda çok her tarafı bozdu. Ekonomisini beğenmiyoruz. Ondan sonra işsizlik çok. Ondan sonra göçmenlere kendi halkından daha fazla öncelik tanıyor. Hiç kimseye vermem oyumu. Neden? Neden? Evet, çok güzel. İyi değiller mi? Niye? Herkes iyi de ama herkes çıkar seviyesinde. Çıkar. O zaman kararsız yazıyoruz size. Evet, kararsız. Dinden bahsedeceğim biraz. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق أحدا من الرسول وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير بناني بو بوردك okudunuz ayet ne diyor? آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إنسان kendi vicdanıyla hareket etmeli. Adım Yusuf Beyoğlu. Ama ben erken seçim olsun mu olmasın dedim. Siz bize dua edin. Bana ne? Seçim olursa ne olur, olmazsa da ne olur. Anlaşıldı. İnsan elini vicdanına koymalı ki rahat etsin. Evet. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Hatay'da yapıyoruz. Hataylı seçmenlerimize sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu diye soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Efendim bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Vallahi kimseye ben vermeyeceğim. Kararsız mı diyelim? Kararsızım. Kararsız. Evet. Peki ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Valla olursa daha iyi olur. Daha iyi olur. Tabii. Hatay Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz değil misiniz efendim? Valla bence şimdiki büyük şehirden memnunuz. Ama başka. Gelin soralım. Çok teşekkür ederim. Efendim buyurun. O kendi şeyime bakar. Söylemek istemiyorum. O bir cevap bizim için. Tabii. O arifsaklı bir şeydir. Tabii ki. O cevap bizim için zaten. Evet. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Erken seçim olsun diyenler var. CHP ve İYİ Parti diyor. Erdoğan ve Bahçeli de hayır zamanında diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yo, zamanında olsa daha güzel olur. 2023'te olsun. Evet, peki, tabii. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Hatay Belediye Başkanı mı? He. İsmi nedir? Memnun musun? Memnunuz Allah'a şükür. İsmini biliyor musun? İsmi vallahi Lüt Savaş, evet. Tamam. Memnunsun. Memnunum, sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Abi ben parti şeyi yapmıyorum ya. Tamam, söylemek istemiyorum. Kullanmam, evet. Peki ülkemizin erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Var bence. Size de sorarım. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Lütfü Savaş. Hizmetleri iyi mi? Değil. Çok sadece Armutlu tarafına yatırım yapıyor. Buraya yapmıyor. Hiçbir kazınmadık yol yok. Partiye vereceksiniz. Ben de söylemek istemiyorum. Erken seçim lazım değil mi? Lazım. Lazım. Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musun, memnun musun? Tanıyoruz ama memnun değiliz. Teşekkür. Hanımefendi buyurun. Vermek istersin. CHP'ye veririm. Neden CHP? Çünkü CHP Atatürkçü. Atatürkçü bir millet. Kapatayım tamam. Ondan sonra biz her zaman Atatürkçüyüz. Her zaman biz ayakta durmaya çalışıyoruz. Biz bu hükümetten memnun değiliz. Peki ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı? Var. Hem acilen. Hemen olsun. Hemen acilen. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musun hizmetleri? Tanıyorum Lütfü Savaş. Hizmetleri nasıl? Evet memnunuz. Her yere yapıyor. Yalnız ayrım yapmıyor. Ne o taraf ne bu taraf. Her bunu taraf. Bazıları memnun olmayanlar bir iki kişi ama her tarafa şeylik yapıyor. Hizmet yapıyor. Biz hepimiz memnunuz. Çok teşekkür ederim. AK Parti. Niye AK Parti? AK Parti iyi. Erken seçim olsun mu olmasın mı? Olsun. Olsun. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musun? Lütfü Savaş. Nasıl çalışmalara? İyi mi? İyi. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ya tabii ki şu an nasıl söylenir bilmiyorum da erken seçim olmasını şahsen kendi adıma ben istemiyorum yani. Çünkü ülkemiz pazar günü normal bir seçim var. Kim o? Seçim günü. O kime vereceksin değil mi? Kim hak ediyorsa o olsun. Ben o biraz siyasi. Bak bugün cuma.
Evet. İki gün var. Yani daha sonra değişebilir. Kim hak ediyor bugünkü itibariyle? Ben AK Parti diyorum. Neden AK Parti? Çünkü ülkeyi güzel yönetiliyor. Çalışıyor diye. Ülkeyi çok güzel çalışıyor. Hak ettiği yerlere getirdiğine inanıyorum. Tamam. AK Parti bu ülkenin geleceği diyorum ben. Tamam. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Ben düşünmüyorum. Hayır. Kesinlikle. İhtiyacı yok. Kesinlikle. Peki Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Tanıyorum. Çok da iyi bir başkan. Yaptıklarıyla da gurur duyuyoruz her zaman kendisiyle. AK Parti seçmeni olarak CHP'li adaya memnunsunuz. Yani şu olarak memnunum tabii. Yani Hatay sporumuz için olsun, kendi şehrimiz için yaptıkları tabii ki güzel bir şey. Fayda değer. Çok teşekkür ederim. Değer. Çok teşekkür ederim. Güzel bir şey. Çok sağ olun. Meral Akşener veririm. İyi Parti. Neden İyi Parti efendim? Neden iyi de işte belli abi ortada piyasada. Piyasa bölünüyor tabii. Ya kötü değil. Vatandaşın içi şişe, vatandaşın hanını vatanı soruyor, geziyor, bana soruyor. Doğru. Ötekiler yerden çıkamıyor. Milletvekiller bile hapse şeyini al, çalsa tutmuşlar. Kimsenin konuşamıyorsun vatandaşın. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Hemen olsun. Tabii. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun? Tanıyorum. Memnun değilim. İsmi ne? Lütfü Savaş. Neden memnun değilsin? Ne eksik? Sokaklara bak. Sanki pislikten geçilmiyor her taraf. Temiz değil. Tabii. Ben tabii ki CHP'ye veririm. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü Atatürk'ün partisi olduğu için. Ve 20 senedir çektiğimiz çile bitsin artık yani. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var. Hemen. Geç kalınmış bir seçim zaten. Tamam. Hemen. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunuz, seviyoruz. Lütfü Sayın Doktor, Sayın Doçent Doktor Lütfü Savaş. Seviyoruz, memnunuz. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim merhabalar. Yani CHP verirdim. Neden CHP efendim? Yani çünkü yenilik olarak daha çok CHP'ye çarp. Aynen. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Tabii ki de var. Hemen olsun. Hemen olsun yani. Tamam. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musunuz? Yani hizmetlerinden memnunuz şu an. Lütfü Savaş. Çok teşekkür ederim. Genç Parti. Genç Parti. Tabii ki gençlik lazım. Genç Parti seçime girecek mi? Tabii. Tamam. Neden Genç Parti efendim? Her şeyi gerçek konuştuğu için. Yalan dalavaraya doyuk hocam. Hep de yalan dalavara. Yani tık nefes olduk. Tık nefes olduk yani bundan. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Tabii ki. Hemen olsun. Aynen tabii ki. Efendim Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı tanıyorum tabii ki. Zaten biz kendisi için uğraştık, oylar verdik, bilmem ne seçtik. Hizmetlerinden memnun musunuz? Efendim? Hizmetlerinden memnun musunuz? Tabii ki. Kaptan der ki çok yerler gezdi. Öyle öfke bastı, canından bezdi. Sayın Lütfü Savaş belediye başkanına da bunu hatıra yazdı. Dili varmaz daha söyle. Tekrar tekrar bunu izlesin. AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti efendim? Memnunum efendim. Hizmetlerine? Evet. Tamam. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Şu an yoktur. Zamanında olsun seçim. Tamam. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Vallahi Lütfü Beyefendi büyük başkan iyi bir insandır. Yalnız memlekete hizmeti biraz zayıftır efendim. Abi acaba CHP'ye geçti diye öyle düşünüyor olabilir misin? Hayır. Memleketimizin insanı. Ne eksik mesela? Yani şimdi bak şu Antakya'nın bak sağına soluna bakın ya. Hizmet eksik. Eksik tabii ki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. CHP. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Yıllardan beri ben şeydeyim. CHP veriyor. Evet. Peki ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Yok. Seçim olmasın. Olmaz. Tamam. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunuz evet. İsmi neydi efendim? Lütfü Savaş. Lütfü Savaş. Çok teşekkür ederim. Ne istersiniz? Hiç kimseyi görmem. Neden kızgınsınız? Hiçbirini layık görmüyorum da. Oyunuza layık değiller mi? Bu ülke sahtekarlara teslim oluyor. Peki nasıl bir parti olsa siz oy verirsiniz? Nasıl bir parti? Şu anda hiç kimseye güvenim yok. Kimseye ama de vermem. Siz nasıl bir şey istersiniz? Bu memlekete sahip çıkacak. Dürüst insanlar. Onlara verirsiniz. Tabii. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Değişen ne olacak? Aynı. O da gelse değişmeyecek. Aynı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerden memnun musunuz? Ne gibi yani tanıyor musunuz? Yani ismini biliyor musunuz? Şu an sen tanıyorum. İsmi ne efendim? Lütfü Savaş. Tamam. Nasıl çalışıyor? Memnun mu Hatay halkı? Değil mi? Biz İstanbul'dan geldik. Hatay'ı bilmiyoruz.
size bir anlatın başkanım. Kötü mü, iyi mi, nasıl? Oraya geldik mi? Başkanımız iyi çalışıyor. Fakat engeller çok. Engeller çok. Engeller çok tabii. Mevzu anlaşıldı. Bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Erken seçim olsa. Evet. AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti? Çünkü CHP'ye verdik gördüğünüz gibi. Narlıca. Ne zaman verdiniz? Yani seçim oldu. Hani. Tamam. CHP'ye verdik görüyorsunuz Narlıca'nın halini. Ne oldu? Narlıca'nın halini görüyorsunuz. Biz görmüyoruz. Biz İstanbul'da hiç bilmiyoruz. Bize anlatın. Narlıca neresi? Ne oluyor? Yani şu an hizmet hiç yok. Ne hiç yok? Mesela yollarına gidiyorsunuz. Antakya'nın yollarına bakın mesela. Ne duran oralara falan. Temizliği bırakın. Araba seke seke gidiyor yani. Kötü. Aynen. Peki efendim. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Var. Hemen olsun. Aynen. Tamam. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Hizmetlerinden memnunuz evet. İsmini biliyor musunuz? Kimin? Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ismi Lütfü Savaş. Memnunsunuz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Vallahi daha bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Kararsız mı diyelim şu an? Şu an kararsızım yani. Kararsız. Peki erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Ne diyeceğim bilmiyorum yani. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Çalışmalarına memnun musunuz? Lütfü Savaş'tan çok memnunuz. Onu çok seviyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin Lütfü Savaş'a. İyi Parti'ye verin. Neden İyi Parti efendim? Onların daha hizmet edeceğine inanıyoruz. Diğer soru, ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var tabii. Hemen olsun. Hemen var. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Tanımıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla da fena değil. Fena değil. Efendim siz oyunuz hangi partiye veriyorsunuz? Ben kullanmayı düşünmüyorum. Neden? Kızgın mısınız? Evet. Tamam. Kararsız yazacağız. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı? Kesinlikle. Hemen olsun. Evet. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor muyuz? Hizmetlerine memnun muyuz? Tanımıyorum ama yani göründüğü kadarıyla çok da iyi hizmet yaptıkları söylenemez. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hiçbirine. Neden? Hiçbir 5 kuruş etmez. Kızgın mısınız? Kırgın mı? Evet, hepsine kırgınım, kızgınım. Peki nasıl bir parti olsa oy verirsiniz? Halkını düşünecek, vatandaşını düşünecek. Hepsi biz düşünüyoruz diyor. Düşünmüyorlar. Yalan hiçbiri söylüyor. Düşünmüyorlar. Evet, yalan söylüyor. Hepsi birbirinden tamam. Yalan söylüyor. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Hemen olsun. Evet, hemen olsun. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Akrabam. Memnun değilim. İsmi ne? Lütfü Savaş. Akrabanız memnun değilsiniz. Evet. Neden? İşte. Kulağını çekin ondan büyüksünüz herhalde. Sokaklarımız berbat. Suyumuz faturası. Lütfi Başkan duy bak akraban bile memnun değil. Evet değilim. Çok teşekkür size sorarım. Efendim sizsiniz. Bunda kararsızım ben de yani şu an hiçbir partiye verme, aynen vermeyi düşünmüyorum. Siz de mi kızgınsınız? Efendim? Aynen çok kızgınım ben. Neden mesela nasıl bir partiye soy verirsiniz? Yani en azından devletine hayırlı olan bir insan. Yani tamam Tayyip Erdoğan devletine hayırlı ama alt tabakasını değiştirmesi gerekiyor. Alt kadrosunu? Aynen değiştirmesi. Peki ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı sizce? Evet var mı? Hemen olsun. Aynen öyle. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerine memnun musun? Benim de akrabam ben seviyorum. Bilmiyorum. Akrabanız? Aynen ben İsmini seviyorum. Lütfü Savaş. O zaman selam olsun başkanım. Ali. Çok teşekkür ederim. Abi ölümüne Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Abi çünkü AK Parti ülkeyi uçurdu. Nereye uçurdu? Yani ekonomi olarak çok iyi yerdeyiz. Kaç param var? Vallahi param şu anda yok da. Yani gerçekten de iyi refah düzeydeyiz. Nasıl paran yok iyi refah düzeydeyiz? Cebinde para olması lazım. Abi tamam da yani Allah eksik etmesin başımıza yaptığı uçaklar. Param da yok ama Allah eksik etmesin diyorsun. Evet. Tamam. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Erken seçime ihtiyaç var biraz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun? Hizmetlerinden memnunum. İsmi ne? Lütfü Savaş. Çok teşekkür ederim. Tamam. Sen hangi parti? Ben AK Parti'ciyim abi. Erdoğan'a mı vereceksin? Erdoğan'cıyım ben. Neden abi? Çünkü her şeye faydası var Erdoğan'ın. Tamam erken seçim olsun mu olmasın mı? Olsun. Olsun. Hatay Büyükşehir Başkanı kim? Lütfü Savaş. Lütfü Savaş. Evet. Memnun musun? Memnun değilim. Teşekkür ederim. AK Parti hariç hepsini verebilirim. Neden AK Parti hariç dediniz? Ya ülkeyi görüyorsunuz, ekonomik kriz var, işsizlik. Uçuruz diyorlar. Uçuruz zaten. Nereye uçuruz? Ya boşluğa uçuyoruz. Boşluğa uçuyoruz, iyi değil yani. Uçuruma gidiyoruz yani. Hatay'da yaşam zor mu, kolay mı, nasıl çok gidiyor? Çok zor. Suriyeliler, Talibanlar, Afganlar, ne olacak bu ülkenin hali? Çok var. Çok var. Peki efendim, AK Parti'ye hariç dediniz, biz ankette partilere sayaç yapıyoruz. Hangi parti yazalım? Size. Vallahi CHP gitsin.
Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Gerekçeniz ne? Neye CHP? Yani adamlar dürüst en azından şeffaf. Şeffaf. Ya Sedat Bey'in açıklamalarını görüyoruz. Tamam. Şimdiye kadar yapılanlar hep gizli saklı sümen altı yaptılar ama şimdi o gerçekler ortaya çıktı. Diğer soru sorabilir miyim? Tabii. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var, hem de hemen derhal. Hemen yapılmalı. Şimdi, yarın, bugün, şimdi, akşam, ne zaman istersen. Hükümet değişir mi? Hükümet değişecek. Değişecek. Gidecekler bunlar. Tamam. Son soruyu sorayım. Buyurun. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor muyuz? Hizmetlerden memnun musunuz? Memnunum Güdüs Savaş'tan. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz normalim. Hataylı mısınız? Hataylıyız. Antakya'lıyız. Maşallah. Efendim bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Buna partiye CHP'ye verim. Neden Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Öyle çünkü içimizde böyle geçiyor. İçimizden böyle geçiyor. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Olması lazım. Hemen olsun. Hemen. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun. Tanıyorum ve güzeldir yani iyidir. Lütfullah Savaş. Lütfullah Savaş memnun. Hem de çok faydalı da vardır yani iş yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Bir fotoğraf alın efendim. Merhabalar, biz İstanbul'dan geldik. Biraz önce buraya indik. Evet. 13 senedir sokak röportajı yapıyoruz. YouTube kanalıyız. 200 bin abonemiz, 100 milyon izleyicimiz var. Bugün de Hatay'dayız. Bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz. AK Parti'ye vereceğim. Neden AK Parti efendim? Seviyoruz ülkeyi, her şeyi iyi. Aha. Ondan iyisi yok şu anda. Tamam. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Yok. Zamanında. Vakti geldiğinde seçim olsun tabii. Ama şu anda lazım değil. Lazım değil. Peki efendim, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Tanıyorum, memnunum. Lütfü Savaş. Evet. Bir AK Parti seçmeni olarak. Olsun canım Allah. O particilik ayrı. Kesinlikle. İnsan ayrı. Biz insan olarak ona veriyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben rica ederim. Hayır, nasıl? Hatay'da iyi Allah'a şükür. Suriyeli çok var. Ya Suriyeli de olsa her şey ekmeğini kazanıyor, yiyor yani. Bedava çalışmıyor kimse. Sıkıntı yok. Yok, sıkıntı yok Allah'a şükür. Çok teşekkür ederim. Valla ben genelde CHP'liyim. Tamam, Cumhuriyet Halk Partisi. Ne için Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Ezelden beri Atatürk Partisi olduğundan dolayı. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Vardır. Hemen olsun. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Hizmette memnunuz. İsmi neydi efendim? Lütfü Savaş. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, saygılar. Sağ olun. CHP'ye. Neden CHP? İşte böyle. İşte böyle. Tamam mı? Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Hemen olsun. Olsun. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunum. İsmi ne? Lütfü Savaş. Lütfü Savaş memnunsun. Çok teşekkür ederim. Oy vereceğim yer belli. Çünkü biz engeller camiasında 2013 yılından bu yana sürekli mağduriyet yaşıyoruz ve verilmiş haklarımız teker teker ellerimizden alınıyor. Maaşlarımız kesiliyor. Öyle mi? Tabii ki. Bundan dolayı şu anki partiye kesinlikle vermezdim oyumu. Tamam. AK Parti'ye yok. Kime yazalım efendim? Çünkü anket yapıyoruz, anket yazıyoruz. Sosyal demokratlardan bir tanesine verirdim. CHP diyebilir miyiz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne de verebiliriz tabii ki. Veririz, ona yazacağız. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Kat'i suretle var. Çünkü nedenine gelecek olursak insanlar aç, insanlar yiyecek ekmek bulamıyor. Uçtuk diyorlar, ülke uçtu diyorlar. Yani geri uçmuş olabilir ama ileriye yönelik herhangi bir çalışma olduğunu biz hiçbir zaman için düşünmüyoruz. Son soruyu sorayım. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Tabii ki hizmetlerinden memnunuz. Çünkü engellisine, yaşlısına, çocuğuna, sporcusuna hemen hemen herkese elinden gelen yardımda bulunuyor ve yenilikleri açık birisi, projelere açık birisi ve Hatay'ı kalkındırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu da zaten gün gibi aşikar. Şehre bakmak yeterli olacaktır. İsmi ne başkan efendim? Doçent Doktor Lütfü Savaş. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. AK Parti'ye veriyorum. Neden AK Parti'ye? AK Parti genellikle bizim için şimdiye kadar iyidir. Hataylı mısınız? Ben Hataylı değilim, ben Urfalıyım. Burada çalışır mısınız yoksa gelin? Yok, ben elektrikçiyim normalde. İstanbul Esenler'de oturuyorum. Buraya gezmeye mi geldin? Buraya bayrama geldim. Ben burada değil, buralı değilim yani. Burada da oturmuyorum. Bir evim yok burada. Ama benim şu şekilde diyorum. Oyum AK Parti. Yani AK Parti genellikle yani şimdiye kadar iki çocuk babasıyım. Hı? Yani şimdiye kadar Allah razı olsun yani. Abi erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Erken seçim ihtiyacımız var efendim. Hemen olsun. Hemen. Hatay Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun? Yok, tanımıyorum efendim. Teşekkür ederim. Saygılar efendim. Saygılar. Direkt AK Parti'ye. Neden AK Parti'ye?
daha iyi hizmet ettiği için. Yani kesinlikle ben de her zaman da söylediğim bir şey var. Kimsenin kara kaşına, kara gözüne bakıp da değil de. Hizmete veriyorsun. Tabii ki hizmet yani. Hataylı mısınız? Burada mı yaşıyorsunuz? Ben Hataylıyım. İstanbul'da yaşıyorum ben de. Ha, aynı zamanda. Tatile geldim. Bir iki hafta falan kalıyorum. Hemen hemen her sene geliyorum buraya. İstanbul'da son bir senedir, iki senedir iş fazla olmuyor. Yine güzel. Yine illa hizmet oluyor. Kimsenin hakkını yememek lazım ama Hatay'da ben doğma büyüme gidip gelen biriyim. Maalesef Hatay'da hizmet çok az hocam ya. Çok az. Şimdi geleceğim. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Yok, şu an olduğunu düşünmüyorum. Yani bir iyi oldu aslında. Bazı durumlarda AK Parti'nin kazandığı oldu, bazı yerlerde kazanmadı. CHP'nin kazandığı yer oldu, kazanmadığı yer oldu. Ben aslında bunları çok güzel yorumladım. Dedim ki güzel oldu. Kimin ne kadar ismi, kimin ne kadar iyi hizmet edip etmediğini insanlar bunda şahit olmuş oluyor. Yeni nesil bunu görmesi de gerekiyor. Hani kesinlikle ben böyle AK Parti başkası yoktur değil. Yani yapsınlar. Anlaşıldı. Yapsın. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Ben hizmetlerinden memnun değilim maalesef. Burada yaşayan arkadaşlarım var. Dedim burada işler nasıl gidiyor? Hizmetler nasıl yapılıyor falan dedim. İş adamları olsun. Yani esnaf olsun gayet iyi. Yürüyor. Yatırımlar yapılıyor. Ama belediye hizmeti çok aşağıda dedi. Çok aşağıda. Biraz daha olması gerektiği söyleniyor yani. Burada yaşayanlar söylüyor, ben değil. Oyumuzu hangi? Yani mevcut partiye vermeyeceğimiz kesin. Neden kesin? Yani olan durumlardan dolayı rahatsızız. Yani şu an ormanlarımız yanıyor. Bir müdahalede bulunmuyor. Bundan dolayı şu an çok rahatsız. Keşke daha... Peki efendim, AK Parti'ye olmadığını anladık. Biz seçimli anket, sayaçlı anket yapıyoruz. Hangi partiye yazalım sizin oyunuzu? Yani... İYİ Parti, CHP, Refah Partisi... Şu an CHP olabilir, evet. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerini memnun musun? Yok, tanımıyorum ama hizmetlerini de bilmiyorum. Hayır, hiç kimseye vermem. Neden? Hiç kimseye vermem, hiç kimseye. Kızgın mısın? Daha var sonra. Yok. Peki ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Yok. Yok. Hayat devam etsin böyle daha iyi. Tamam. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musun? Tanıyorum ya. İsmi ne? Doktor Savaş. Savaş. Memnun musun çalışmalarından? Memnun. Direktmen AK Parti. Direktmen AK Parti. Neden? Daha var. Daha isim var. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Yok işte, hiç de yok. Büyükşehir Belediye Başkanı Hatay. Memnun musun? Savaş. Memnun musun? Memnunum tabii ki. Memnun olmasam ne için savaştayım? Teşekkür ederiz. Vallahi ne desem, ne hangisi bilmiyorum AK ki. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet, Refah, bir sürü parti var. Evet. Kararsız da diyebilirsiniz. Kararsız mı? Kararsız. Erken seçim lazım mı efendim? Erken seçim olsun mu olmasın mı? Olsun. Olsun, olsun. Evet. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz, memnun musunuz? La, memnunuz. İsmi ne? Benim hep... İsmi ne başkanı? Lütfü Savaş. Çok teşekkür ederim. Abla... CHP verdim abi. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü yaptığı şeyleri yüzünden. Tamam. Onlar. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var abi. Temel kesinlikle olsun. Aynen. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerinden memnun musun? Ya abi çok değil ama memnunuz ya. Memnun. Çok değil. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim size soralım. Hiç kimseye vermem oyumu. Neden? Neden? Evet, çok güzel. İyi değiller mi? Niye? Herkes iyi de ama herkes çıkar seviyesinde. Çıkar. O zaman kararsız yazıyoruz size. Evet, kararsız. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Dinden bahsedeceğim biraz. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق أحدا من الرسول وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير بناني بو بوردك okudunuz ayet ne diyor? آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. İnsan kendi vicdanıyla hareket etmeli. Adım Yusuf Ama Büyükbaşı. Ama ben erken seçim olsun mu olmasın mı dedim, siz bize dua edin. Bana ne? Seçim olursa ne olur, olmazsa da ne olur. Anlaşıldı. İnsan elini vicdanına koymalı ki rahat etsin. Evet. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Lütfü Savaş. Nasıl çalışmalar başkanı? Çok güzel. O zaman başkana selam olsun. Çok teşekkür ederim. Sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Allah bilir gülüm, Allah bilir. Öbürü var, seçim olsun mu olmasın mı? Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? Kararsız da bir cevap. Kararsız da gerek yok. Kararsızım. Erken seçim olsun mu olmasın mı?
İstanbul'dan Hatay'a bugün geldik. Bir erken teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? Neden CHP? Çünkü Cumhuriyetçi ismi, Cumhuriyet Atatürk'ün kurduğu parti. İsmi üstünde. Tabii. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Çok var. Hemen olsun. Hemen olsun. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnunum. Çok iyi tanıyorum, memnunum. Hatay'ın ne sorunlar var efendim? Hiçbir sorunu yok şu anda. Yani büyük şehirden dolayı. Hükümetten dolayı var mı sıkıntı? Tabii ki var. Göçmen sıkıntısı var. Suriyeli, neydi Afganistanlı, Pakistanlı var. Sıkıntı mı? Sıkıntı tabi. Çok İşsizlik. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vallahi Halk Parti'ye veririm. AK Parti'ye vermesin. MHP mi? AK Parti'ye vermiyorsun. Tövbe, tövbe. Kımda tamam. Bu taraf. Tövbe ya. Ne tövbe ettin? Daha mı etmecik? Ülkeyi uçurduk diyorlar. Ülkeyi uçurduk. Yok. Üniversite var, baraj var, köprü var. Eşeğin şeyi var. Acılıktan ölüyor millet. Öyle. Ya. Kime vereceğim peki? Onu anladı. Kime? Vallahi ben şimdi AK Parti'yi bırak da gavura vereceğim, kendilere vermeyeceğim. Tamam, hangisine yazalım biz? Halk Parti. CHP. Evet. Neden CHP? Vallahi şimdi iyi gidiyor. Daha mesela iyi. İstanbul'u aldı, Adana'yı aldı, Ankara'yı aldı. İyi gidiyor, adamlar çalışıyor. Yani devlet çalışmıyor bunların yaptığını. Doğru. Bunu görmek lazım. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Vallahi hemen ben şimdi istiyorum. Hemen şimdi olsun. Heh. Tamam. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Çahsınalı. Ben de Çahsınalıyım hakisine. Çahsınalı kendi, ben de Çahsınalıyım. Hemşerisiniz. Evet. Memnun musun başkanım? Memnun. İsmi ne başkanın? Efendim? İsmi nedir? Lütfü Savaş. O zaman selam olsun başkanım. Oldu. Çok teşekkür ederim. Tayyip Erdoğan oğlum. Neden AK Parti? Neden? Geleceğimiz için. Hataylı mısınız? Hataylıyım. Tamam. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Yok, erken seçime ihtiyacı yok. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Tanıyorum. Hizmetleri iyi mi? Hizmetler daha iyi olursa daha da iyi olur. Çok teşekkür ederim. Yeni kurulan partilerden. Evet, hangisi? Muhtemelen. Refah Partisi var, Gelecek var, Deva var. Memleket Partisi. Memleket Partisi'ni söyleyecektim. Evet. Muharrem İnce, neden efendim? Bilmiyorum, dürüst görüyorum. Dürüst görüyorum. Dobra dobra bir insan. Ondan dolayı olabilir. Memleket Partisi bir oy aldı diyelim. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok efendim? Bu durumda bence gereksiz, zaten 1,5 sene kaldı. 1,5 sene sonra. Yapalım. Evet, zamanında yapalım. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerine memnun musun? Ya ben şehir dışındaydım, yeni geldim. Şu an Hatay'da çok değişiklik görmüyorum. Bir erken genel seçim. Evet, evet. CHP'ye hazır. Biz vereceğiz. Neden CHP efendim? CHP çünkü iktidar şu anda çok her tarafı bozdu. Ekonomisini beğenmiyoruz. Ondan sonra işsizlik çok. Ondan sonra göçmenlere kendi halkından daha fazla öncelik tanıyor. Ondan dolayı CHP. Ve bu nedenle bizim gençlerimiz, herkes evlerde yatıyor. İş yok, doğru. Herkes, bütün komşulara geçiyorum, akrabalara geçiyorum. Hepsi üniversiteli, hepsi yatıyor evlerde. Çok canımız acıyor. Herkes. Şu anda en güçlü iktidardan sonra en güçlü CHP'yi gördüğüm için ona vermeye niyetim var. Doğru. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı efendim? Çok var, çok acil. Hemen olsun. Bence çok acil bir ihtiyaç yani. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Ben çok memnunum. Onu şahsen tanımıyorum ama çok memnunum. İsmini biliyor musunuz? Evet, Lütfi Savaş, doçent. Çok teşekkür ederim. Röf Ayrıcan. Rica ederim. Abi biz... Bak, çok tehlikeli ve çok doğru bir söz. Daşaklı birine oy veririz. Ne demek o? Sözün arkasında duran ve korkmayan. Şu an var mı? Kim var? Kime diyelim? Şimdilik var ama şimdi benim için şey tehlikeli. Bana tehlikeli. Peki, ipucu alayım. Hükümet mi? Hükümet dışı mı? Şimdiki ankete biz yazıyoruz. Ya kararsız yazıyoruz. Şimdiki hükümeti yönetenler devletim diyor. Bu yanlış. Devlet benim, birime askerlik yaptım. Tabii. Devlet Cumhuriyet Savcısı, devlet Atatürk. Doğru. Ama biz bakıyoruz ki burada her 2 milyon cebinde olan adam oluyor. Belli olmaz. Belli olmaz. Bir de bu KDV çıkarttı. Kim çıkarttı KDV'yi? Turgut Özal çıkarttı çok önceden. Tamam. Turgut Özal çıkarttı, bakın. Faiz, zina. Evet. KDV zina diyorlar. Evet. Şimdi bu zina diyorlar, Türkiye'de yemeyen var mı? Evet. Herkes yedi. Ama biz seçimi sorduk, sen bayağı geniş konuştun. Oyu kime yazalım? Geniş konuştum.
Şu andaki diyet yöntemler bu kadevi çıkarsın. Tamam. He, bir de İslam'ın diyor bazıları. Evet. Sen İslam'ın diyorsan Kadir günü niye milli bayram yapmıyorsun? Kadir sen, gecesini. Kadir günü, Kadir günü. Burada Seyyid-i Muhammed var, Allah var, Allah var burada. Tamam. Burada olmayan bir Ali'yi... Abi oyu kime yazalım? Oyu söyle. Valla şimdi en doğru yolu giden Tayyip Erdoğan. Ona mı vereceksin? Ben kime vereceğim bu gizli. Tamam, onu söylemek istemiyorsun. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Erken seçim Türkiye için bir zarar. Zarar. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerden memnun musun? Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı daha şu ana kadar bunun gibi daşaklı bir insan gelmedi. Daşaklı mı? Daşaklı. Söz arkasına duran. Fakat Antakya halkı yavşak. Neden? Yahu burada bir yol var 200 metre, açmaya geliyor, açma diyor, adam korkuyor, açmıyor. korkuyor, açmıyor. Niye korkuyor? Çünkü bir sandalye var, bir de hakkı idare etme var. Sen malını vermiyorsun ben geçmem için, ama ben mal verdiğin zaman sen hemen geçmeye hazırsın, ardından park yapıyorsun. Böyle bir yol hak olur mu? Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Merhabalar abi, selam. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.